büyük application'lardan. Big application'lar ne kadar zor bir şey olabilir? Bu discourse işin içerisine girdiği zaman işin ne kadar zor olduğuyla alakalı bir iki tane şey söyleyeceğiz. These kind of application is required tremendous amounts of knowledge about language. Tamam mı? Dille alakalı çok şey bilmek lazım. Hatta dili bırakın insan kültürüyle, insanın tamam doğasıyla alakalı şeyler bilmen falan filan gerekiyor. Şimdi diyor ki bir tane film var bir şey. 2001 Space Odyssey diye bir tane film var. Orada HAL diye bir tane bilgisayar var. İşte uzay gemisinin kontrolünü ele geçiriyor falan filan adamları. Biliyor musun o filmi? Türkçesi ne olur? HAL 2001 Space Odyssey. Bir bilgisayar var. Sistemi gemiye ne geçiriyor bilgisayar, akıllı bir bilgisayar. Ve insanların kendi iyilikleri için kötü şeyler yaptığını düşünüyor. Dolayısıyla kontrollerin insanlarda olmaması lazım. Onlara hiç izin vermiyor, onları köle olarak falan kullanıyor. Köle değil de, yani onlara kötülük yapmadan, nasıl anlatayım, anladınız mı söylemeye çalıştığım şeyi? Ne anladın söyleyeyim. Hocam insanları kontrol etme ama... Çocuk gibi davranıyor. Tamam, bunu yapamasa falan kontrol, ben de senin iyiliğin için yapıyorum bunu. Ama ben de istemiyorum, senin iyiliğin için veriyoruz arkadaşlar. Hocam yoklama ama sizin için arkadaşlar, şöyle yapayım tamam mı? Hoca gibi davranıyor insanlara. Ya da benim gibi davranıyor. Öyle bir tane bilgisayar, tamam mı? Şimdi o bilgisayarın, tabii akıllı bilgisayarla insan gibi konuşması lazım. Bir tane şey. Değil işte kaptan. Open the pod bay doors, HAL diyor. İşte pod bay doors'da şu kapıyı aç ben çıkacağım falan filan. HAL'ın söylediği şey bu. I am sorry day, I am afraid I can't do that. Şimdi bu bir tane aranda geçen konuşma. Halim ne yapmaya çalıştığını anlıyor. Sonra diyor ki kapıyı aç ben çıkacağım falan filan. O da açmam yok ya falan demiyor. Söylediği şeye bakın. Üzgünüm. Korkarım yapamam. Yani bu tam İngiliz kültürü de var işin içerisinde burada. Türkçe'de olsa ne derdi? Kibar bir bilgisayar yapamayacağını söylüyor. Kusura bakma ama yapamam diye Davut. Ne derdi Türkçe bir film olsa ne derdi? Bu İngiliz kültürü böyle olmayı gerektiriyor. Kibar olacaksın. Ayağını söyleyeyim. Ayağını söyleyken kötü bir bilgisayar. Tamam mı? Yani insana göre insanın kötülüğünü istiyor. Ama discourse bunu gerektiriyor. Konuşma bu şekilde yapılır. Birisi senden bir şey istediği zaman yok olmaz ya falan filan demezsin. Korkarım yapamayacağım. Uygun değil. Düşünmemiz gerekir falan filan gibi şeyler. Yani yarın gel. Bunlar hepsi değil mi? Niye yarın gel derler sana? Yani ne olacak yani? Niye oluyor ki? Bugün atamadığın imza yarına satılıyor. Yapmak istemiyorum. Ben buraya bir imza atmayacağım. Sen geldiğince de sana bir tane bahane çıkaracağım demenin şey kibar yoludur değil mi? Yani şey olur. Kibar bir şekilde. Rüşvet isteyen memur ne der? Bu dilekçe nekilerde falan diye sorar. Para istemez değil mi? Doğru. Para nereden? Para olmadan yapmam falan. Söylemez. Ayıptır falan. Diskurs bunu gerektiriyor. Bunları bilmesi lazım diyor burada. Esasında güzel açıklamış. Bir defa bunu anlayabilmek için, bir defa şunun olabilmesi için, hani deyip söylediği zaman bir defa bir speech recognition olacak. O konuşulan şeylerin anlaşılması lazım. Bir de konuşabilmesi de lazım. Sentezlemesi de lazım. Sentez de çok önemli bir alan. Hala sentez bile doğru düzgün çözülmedi. Yani en iyi text'ten speech'e çeviren sistem bile dinlediğiniz zaman 10 saniye içerisinde anlıyorsunuz bilgisayar olduğunu değil mi? Bir yerlerden geliyor bu. İnsan diyorsun böyle bir ses çıkaramaz. Ya da burada bu vurgu olmazdı. Ya ne kadar mükemmel hayatlardaki ki vurgular falan. Hep aynı şekilde yapıyor, tek güzel konuşuyor. Hiç hata yapmıyor falan gibi şeyler insanın aklına geliyor. Onlara gelmeden önce bu insandan bu ses çıkmaz tarafında bile speech synthesis. O tarafta bile teknoloji tam yapamadı. Recognition var. Tersi bunlar birbirini tanıma, bir tanesi üretme. O teknolojinin olması lazım. İngilizceyi bilmesi lazım. Konuşulanı anlaması lazım. Word'leri, syntax'ı, meaning'i ve discourse'u bilmesi lazım. Tamam mı? Onların hepsini bilmesi lazım. Bak demeyin. Bir de how groups of words clump. İnsan konuşurken şey düşünüyor sürekli olarak. İlk önce ben kapıyı aç falan gibi düşünüyorum ama hiç de öyle demiyorum. Kapıyı aç dediğin zaman kapıyı aç gibi bir şey söylüyorum değil mi? Kapıyı aç demiyorum ben hiç. Kapıyı aç diyorum. Kapıyı aç. Hani onu iş yaparsam ben şöyle bir şey. Kapıyı aç. Siz söyleyin kesinlikle insan konuşurken kapıyı aç demiyor. Kapıyı aç diyor. Belki araya biraz bu gibi bir şey sıkıştırdığını düşünüyorsun ama hiç böyle bir şey olmuyor. Bunlar bir araya geliyor. Clump oluyorlar. Bunların
bilinmesi lazım, çıkarılması lazım. Bu speech recognition'ın en önemli problemlerden bir tanesi bu. Kelimeler bir araya geldiği zaman kelimelerin başı sonu, farklı insanlar tarafından farklı söylenmesi. Onların bir yapılması lazım. Bunlar işin alt tarafıydı. Speech recognition yukarı doğru çıkıyor. Daha sonra dialog tarafı var işte. Dialog tarafı var, discourse tarafı var. Bunların bilinmesi lazım. Eğer İngilizce konuşuyorsan, bu türlü ortamlarda, formal ortamlarda, it is polite to respond even if you are planning to kill someone. Ha bu bilgisayar o adamı öldürmeyi düşünüyordu. Çünkü bu adam böyle giderse başkalarına zarar verecek, ben bunu öldüreyim falan filan diyor. Şey oldu. Ne diyeyim, filmdeki şey oldu, pilot öyle herhalde, tam hatırlamıyorum ama bilgisayar adamı öldürmeyi düşünüyor. Ya tam karar verdiler fırsatını. Ama diyor ne diyor, it is polite to respond even if you are planning to. Adama iki yani, adam kapıyı açtı hiç cevap vermeyebilirdi. Ama discourse ona cevap vermesini gerektiriyor. Hani filmlerde falan da olur, kötü adam hep cevap verir değil mi? Hep kendisini savunur falan filan. Belki film icabı yapılıyor ama belki gerçek dünyadaki kötü adamlar da kendisini öldürecekleri zaman herhalde bir şeyler konuşuyorlar, söylüyorlar falan. Filmin birinde vardı ya, öldüreceksen öldür, niye konuşuyorsun, bak yine kaçacak falan diyor bir şey babasına, hatırladınız mı onu? Dr. Abel'ın oğlu babasına öyle diyordu. Bak yine aynı şeyi yapıyorsun. Yani öldürecek, öldürmek yerine kendini açıklıyorsun falan gibi. Bir tane kurşun sıkacaksın. Niye kimseler atıyoruz bu adamları şimdi diyor. Hatırlamadınız mı onu ya? İzleyin öyleyse. Filmde öyle diyordu. Adam James Bond'u öldürecekti. O hep son anda kurtulur ya bir yerlerde. Düzgün kurşuna kafasına kurşun sıkmak yerine köpek balıklarını atıyordu. Orada itiraz ediyordu kötü adamın oğlu. Hep aynı şeyi yapıyorsun, kaçıyor. Şuna kafasına bir tane kurşun sıkıyor. Sen doğmadan önce ben kötü adamdım diyordu. Orada bir var, bu, bana güvenmen lazım. Bu iş böyle yapıyor. Yani konuşma insanın şeyinde var. Kötü olacaksan bile cevap vermen lazım. Tamam mı? Polite olmak kötü insanların bile şeyidir. Takip etmek zorunda oldukları kurallardır. Discourse bunu gerektiriyor. Eğer kötü bir bilgisayar yapacaksanız cevap vermeyen bilgisayar yapmayacaksınız. Cevap verecek. Yine öldürebilir ama cevap verecek. Tamam mı? Bir de şu var. It is polite to pretend to want to be cooperative. Ters olmayacaksın. Tamam, tamam ben seninle kooperasyon yani beraber şey yapıyoruz. Sana yardım olmaya çalışıyor. Bunu yüzden IMF diyor ya. Korkarım, yapamam falan. Halbuki bugi de yapabilir. Korkuyor falan filan da yok. Ama discourse onu gerektiriyor. Tamam mı? Discourse onu gerektiriyor. İnsanla etkileşmek, insanla etkileşim almak kolay bir şey değil. Hani kelimelerin sintaksı, manayı falan filan geçtik. Bu pragmatics ve sintaks devreye falan girdiği zaman işler tamamen pragmatics ve discourse devreye girdiği zaman işler çok karışıyor. Zaten o seviyeye çıkmak da şu anda çok fazla mümkün değil. Sadece tek cümlelik konuşmalar. Sen söylüyorsun, o cevap veriyor. O unutuyor ne söylediğini. Bir daha soruyorsun, bir daha cevap veriyor. O türlü konuşmalar var. Eskiden Kara Şimşek vardı hocam, Kit. Ooo, her şeyi hatırlıyordu. Esmeyle yapıyor değil mi? O da kötü olmuştu bir ara. Hatırladın mı onu? Sen nereden biliyorsun ki? Gülüyordu. Hocam annem izliyordu. Ses yapıyor var hocam. Sen de 1,5 yaşında mıydın? Yok hocam. Ha, annen senin ben... tekrar gösterimleri izliyordu öyleyse. Tamam. Çünkü ben çok küçüktüm o vakit. Kötü adam olduğu zaman da yine konuşuyordu, konuşmamazlık etmiyordu. Şey vardı yani, eğer etkileşimde bulunacaksa insanlar. Tabii hep filmlerden falan filan konuşuyoruz ama eğer insanla etkileşen bir sistem yapılacaksa insan gibi bu kuralları takip etmesi lazım. İnsanla haberleşiyor çünkü. İnsan gibi I am afraid I can't demesini bilmesi lazım. Bir tanesi de I am afraid I can't do dediği zaman böyle adam ne diyor? I am afraid I can't do that diyor değil mi? Şurada. I am afraid I can't do that. Bunu okuyan bilgisayarın şey düşünmemesi lazım. Bu adam bir şeylerden korkuyor, psikolojik problemi var acaba. Niye yapamıyor acaba, düğmeye mi basamıyor acaba falan değil, tamam mı? Discourse burada sana adamın gerçekten onu yapabileceğini ve istese yapabileceğini ama yapmak istemediğini sadece kibar olmak için, discourse'un bunu gerektirdiği için söylediğini bilmesi gerekiyor. Aynen, bugün git, yarın gel falan filan gibi. Yani. Tamam. Esasında NLP, yapay zekanın tam bir alt kolu. Tüm yapay zeka problemleri burada var. Muğlaklık zaten yapay zekanın en çok çözmek zorunda olduğu, sık çözmek zorunda olduğu problemlerden. Problemlerin çoğu ill-defined. Ill-defined demek? Kötü konumlanmış problemler.
bir tane çözümü yok. Bir sürü çözümü var. Çözümlerin içerisinde en güzel hangisi onu da bilemiyorsun ve sonsuz sayıdaki bir uzaydan seçmek zorundasın. Sonsuz sayıdaki bir uzaydan seçmek zorundasın. Ben acaba adama şu cevabı versem, bu cevabı versem, birden fazla eşit kalitede, yani sana göre, bana göre, birilerine göre şey olabilir, çözüm olabilir. Ama hangisini seçeceğiz acaba? Şey gibi değil yani, mantık gibi değil. Mantıkta bir mana vardı ya, bundan bir iki tane çıkarım yapabiliyorsun. Ya da adamın bir tanesi sana çok güzel hemen şöyle bir şey yazarsa, bunu çözebiliyorsun ya, bunun bir tane çözümü vardır. İkisinin bir değer alabilir, tamam mı? Bunların hepsi, hiçbiri ill-defined problemler değil bunlar ama yapay zeka problemleri çok kötü konumlandırılmış. Birden fazla çözüm var. Tamam, birden fazla çözüm var. Çözümün ne olduğunu tam olarak da bilmiyoruz, orada da muğlaklık var. Tamam. We don't often come up with exact solutions algorithms. Tamam. Yani mükemmel bunun çözümü vardır, şudur, algoritma da budur gibi bir cevapları yok bunların hiçbirinin. Hiçbirini yok. Mükemmel çözümü vardır, cevabı da yoktur falan gibi problemler. Çok basit problemler için olabilir. Mesela şey problemi için. TikTok'ta o problem vardı ya, yapay zekada çok anlattık onu. Ya da 8 puzzle problemi vardı. Onlarda falan çözüm olabilir, koyabilirsin ama problem birazcık karmaşıklaştı. Satranç için mesela. Görebiliyorsun, teorik için mükemmel algoritm çözüm var ama onu çözecek bir ya da bilgisayar yok, zamanımız da yok. Şey için zaman bulmuşlar, dama için 30 yıl sürmüş, çözülmüş ama diğerleri artık çözülebilir biliyorsun ama pratik dünya, pratik ortam seni şeye getiriyor yine. We don't often come up with exact solution durumuna getiriyor. NLP'de de genelde böyle olacak. Çoğu zaman bazı problemi çözmeden bırakmak, yarım çözmek zorunda kalacağız ya da bu kadar idare eder durumda bırakacağız. Tamam. Ama bunlar tamam kötü haberler. Baya ne söylüyorum ben? Bunu çözemezsiniz, yapamazsınız, edemezsiniz gibi şeyler söylüyorum ama bu problemlerin üzerinde çalışılması gerekiyor. İnsan sonuçta insanlar arasında bunları kullanarak haberleşebiliyor. Bunları sınırlı ölçüde çözsen faydalı şeyler ortaya çıkabilir. Ben biraz önce Google'a yazarken ben işte Boulder'ın nüfusu kaçtır diye hiçbir zaman sormuyorum dedim. Sizin de sorduğunuzu hiç sanmıyorum. Sormuyorsunuz değil mi? Ama şey dediğiniz zaman nasıl arıyorsunuz mesela? Windows'da bir uygulamayı nasıl aradığınızı Google'a sormak için ne yazıyorsunuz söyleyeyim mi? Google'a ne yazıyorsunuz? Windows'da bir uygulama. Ben Windows'da bir uygulama aramak istiyorum. Windows'da epeydir kullanmıyordum. Ben yazdım bunu, buldum bir yerlerde. Siz ne yazıyorsunuz? How to ile başlıyorsun. Yani. How to ile başlıyorsun değil mi? How to find an application in Windows 8 falan diyorsun değil mi? Mükemmel İngilizce cümle de değil ama İngilizce cümleye yakın bir şey. Tamam mı? Halbuki orada dümdüz bir şekilde I like the search for an application falan da yazabilirdin. Onu yapmak yerine daha mükemmel İngilizceye yakın Google'un da anlayabileceğini bildiğin how to ile başlayan bir tane cümle koyuyorsun. Öyle bir tane aslında şey de yok, soru da yok. Yani gramer olarak da çok doğru şeyler değil ama biz de yavaş yavaş o tarafa doğru yavaş yavaş almaya başlamış. Belki mükemmel gramerle, mükemmel İngilizceyle sormuyoruz ama İngilizceye yakın dil de kullanmaya başladık. Onun nedenini biliyoruz. Çoğu zaman problemler ill-defined, kötü konumlanmış, gerçek mükemmel çözümleri de yok. Ama bu iki tane kötü durum bizi bu konuda çalışmamız için bir engel değil. Çalışırız ve işte how to bilmem ne falan filan herkesin öğrendiği gibi bunları insanlara öğretip bundan faydalı şeyler çıkarabiliriz. Enerjini yapmaya çalışacak şeyler. Tamam, şimdi derste yapacağımız şeyler nelere bakacağız? İlk önce birazcık dil bilimine bakacağız. Dil bilimi. İlkokulda, ortaokulda, lisede öğrendiğiniz şeylere falan gireceğiz. Böyle Türkçe hocanızın edebiyat dersi aldınız mı siz hiç? Edebiyat dersi mi? Aldınız mı? Vardı. Adı edebiyat mıydı? Evet. Edebiyat da. Aruz Yezini öğrendiniz mi? Aruz Yezini öğrenen kaç kişi var? Çok az öğrenmiş. Çok az. Bizde bir dönem boyunca Aruz Yezini'ydi ya. Öyle hatırlıyorum. Aruz Yezini. İstiklal Marşı'ndan başlatıyorlar. Tamam, onlara falan gireceğiz, konuşacağız bunlarla. Morfoloji hakkında konuşacağız. Morfolojik kelimelerin şeyleri, yapıları, ekleri falan filan vardı ya, kökü. Ondan sonra syntax, gramer gelecek. Discourse structure, biraz önce bahsettiğim konuşmada geçen şeyler onlar. Yani insan birbirleri nasıl konuşur. Sonra formal systems, bunların bazıları biliyorsunuz. Regular languages, context free grammars. Bunların bazıları belki hızlı geçebiliriz ama doğal dil işleme tarafına bakacağız. Ve applications, işte machine translation, information extraction falan gibi. Ya da summarization falan gibi application. Kosmetik olarak temelde bunlar olacak. Yani üçünün etrafına dolaşıp duracak. İlk önce bir dil tarafına bakacağız. Çok ağır bakmayacağız oraya, işimize geldiği kadar bakacağız. Çünkü onlar derin kurallar.
Formal sistemimizin bir kısmını biliyorsun, mühendisiniz. Application'larda bunların ikisini bir araya getirdiğim zaman bu formal sistemler hep şeyleri dilden bildiğinizi bunlardan ne yapabiliriz falan filan. Machine translation hakkında bana bir şeyler söyleyeyim. Ben olsam bir İngilizceden Türkçe'ye çevirmek için şunu yapardım diyeyim bana. Söyleyeyim. Hiçbir şey bilmiyorsunuz. Size ben şeyle yapın dedim machine translation. Nasıl yaparsınız? Başlayın. Öğlen ailesi. Cümleyi öğlen ailesi. Niye ayırıyorsun cümleyi öğlenlerine? Güzel. Hem İngilizce'de hem Türkçe'de mesela öğlenin yerleri farklı. Öğleleri çevirip Türkçe'deki yerlerine göre koyarım. Tamam, tamam. Ben geliyorum, çevireceksin. Ben cümlenin şeyisi olacak, öznesi olacak, onu ay olarak çevireceksin. Çünkü yani, tamam, Türkçe'de nasıl oluyor? Türkçe'nin grameri var, İngilizce'nin grameri var. Eğer öğleni bulursam, ama bulduktan sonra cümleyi parse edeceksin. Sonra oradaki öğeleri alıp bir tarafa yapıştıracaksın. Sonra öğeleri birer birer karşı tarafa koyacaksın. Güzel değil mi? Öğelerini ayır. Ondan sonra ama grameri de bilmen lazım. Sadece öğeleri ayırmakla olmuyor. Grameri de bilmen lazım. Ekleri ayırır. Efendim? Ben olmuyoruz. Geliyorum. Geliyorum. İşte zaten I come olmuyor, I am coming olmuyor. Geliyorum. Yani öğeleri ayırmak gizli bir yani. Böyle görünen bir şey değil. O zaman eklerini ayırman gerekecek. Ekleri ayırman gerekecek. Öğlenin ayrıldıktan sonra da oradan çat diye bir tarafa da gitmiyor. Çat diye bir tarafa da gitmiyor. Güzel, bu şekilde başlarsan bir yerlere falan kadar gidebiliyorsun. Ama bazı problemler çıkıyor. Mesela ne? Kelimenin manası cümledeki yerine göre değişiyor ya. Kelimenin manası cümledeki yerine göre değişiyor ya. Çok klasik örnekleri vardır. Mesela oradaki atın, hayvan at mı yoksa fiil at mı olduğunu anlamak için öğleni ayırırken sadece at gördüm bu fiilde falan filan diyemiyorsun. Nerede olduğuna bakmam lazım, onu bulmam lazım. Bayağı bir şey gerektiriyor. Yapay zeka falan filan gerektiriyor. Çok klasik bir tane örnek vardır şu. İngilizceler Türkçe'ye çevirmek için. Onu bahsetmişimdir kesin. Klasik örnek olduğu için. İlleriniz biliyordur ya da ben söylemişimdir. I saw a man with a telescope. Çevir Türkçe. Teleskopla bir adam gördüm. Ne? Teleskopla bir adam gördüm. Teleskopla bir adam gördüm. Başka? Teleskoplu. Teleskoplu çevirdi o. Başka? Teleskopa sahip bir adam gördüm. Teleskop, tamam. Teleskoplu sahipti. İki tane mana var gibi değil mi burada? Ama sen düşündün mü teleskoplu olabileceğini söylemek için? Teleskopla diyen kim? La diyen sen misin? Yok, azap dedim. La diyen sensin, bu diyen sensin. Öyle mi? Tamam. Düşündünüz mü hiç öbür olabileceğini? Teleskoplu. Yalan yani söylerken? Evet, ilk ama teleskoplu daha çok ona sahip. Şimdi çok uç bir örnek verdim. Bunu da çevireceğimizi bilemiyoruz falan diyorsun ama uç bir örnek değil. 3-4 cümleden bir tanesi böyle cümle diyor. Şeyde. Doğal cümlelerde. Bunun etrafındaki cümlelere bakmadan teleskoplu mu, teleskopla mı olduğunu, tamam mı? Anlamamız o kadar da kolay değil. Hatta şöyleydi. Bir tane daha. Şöyleydi herhalde. I saw a man with a telescope on a hill. Bunun manasını söyleyin bakalım onu. Bunu Türkçe'ye çevirin. Tepede teleskoplu bir adam gördüm. Tepede olan kim? Tepede adam mı, ben mi? Bak oradaki muğlakları da oradan Türkçe'ye de çevirdim. Bak o olabilir değil mi? Tepede teleskoplu bir adam gördüğümün manasını söyleyin bana. Tepede olan ben miyim, adam mı? Muğlak değil mi? Virgül olursa. Orada bu da aynı. Aynı muğlaklık orada da var değil mi? Aynı muğlaklık orada da var. Tepede olan ben de olabilirim. Tepede olan adam da olabilir. Başka bir manası daha vardı herhalde bunun ya bir yerlerde. Bunun hatta formülü var biliyor musunuz? Yani her bir proposition için, her bir nesne için, relative clause için iki tane mana koyuyordu. Koyduğun zaman da birdenbire iki üzeri kaç tane relative clause varsa iki üzeri en tane falan farklı muğlak bir şey vardı. Machine translation hakkında konuşuyoruz ya. Machine translation ilk başlayanlar aynen benim size söylediğim gibi ya bana bir tane tercüme yapan sistem yap. İşte haftaya getir falan diye hocanın biri öğrencilerine söylemiş. Ya da yazın bunu yap bitir.
güzel ya staj olur sana ne güzel bak sistemi yapacaksın falan filan diye. O da yapmış, ilk yaptığı şey ne dedi biliyor musunuz? Öğe falan da değil, kelimeyi alıyordu orada. Kelimenin sürekli karşını şap 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 yapıştırıyor bir tarafa. Kremel olarak oturtuyor yerlerine. Çalışacak falan filan diye düşünüyor. Çok sınırlı bir alanda yapmış ama sanırım tıp literatürüyle ilgili. Ona da cümlelerin yapıları falan hep basit şeyler falan dediğim standartlaşmış. Yapılar sabit. Çok fazla günlük hayatta kullanılan muğlaklık falan kullanılmıyor. İnsanlar o zamanlar şey düşünmüş. Ya bu adam tıp literatürünü çeviriyor, çevirmesine çeviriyor. Bir de güzel doğru şeyler de söylüyor. Doktor gibi de davranıyor falan filan. Bunu söyleyenler çoluk çocuk değil. Zamanın en iyi bilgisayarcıları. Tamam mı? O zamanlar machine translation'ın 3-5 aylık bir iş olduğunu düşünüyorlarmış. Daha sonradan bu tür şeyleri falan nasıl çevireceğiz falan filan gelince ya herhalde 1-2 yıl alacak falan. Sonra 15-20 yıl mı alacak falan. Ha, bugüne geldik. Machine Translation sistemleri ilk başladıkları zamana göre çok güzel çalışıyorlar ama işin içerisinde discourse girdiği zaman teknik alanlardan dışarı çıkmaya başladığın zaman politika mesela spor haberleri falan filan onları bir okumaya başlar. Onların çevirmesi çok zorlaşıyor. Olmuyor. İşin içerisinde acayip şekilde bağlam var. Şunun etrafındaki cümlelere bakman lazım. Ancak bu manaya geliyor falan gibi şeyler söyleyemiyorsun. Bazıları çok uyanık. Muğlaklığı doğrudan bir dilden diğer dile atıyor. Aynı muğlaklığı oraya taşıyor. Onu anlayan bunu da anlar diyor. Tamam mı? Bazen biz de yapıyoruz onu. Hiç farkında olmadan bazen biz de yapıyoruz. Ya da fazladan muğlaklık koyuyor işin içerisine. Fazladan muğlaklık koyuyor işin içerisine. Bazen iyi etkileri, bazen kötü etkileri oluyor. Kolay bir alan değil şu application'lar. Information extraction'da, machine translation'da kolay şeyler değil. Zaten şu information extraction bir insanın bir dili ne kadar iyi kullanabildiğini ölçmek için kullanılan en güzel test eden bir tanesi. Koskocaman paragraf verirler. Yukarıdaki paragrafın sizce manası aşağıdakilerin hangisidir falan filan derler. Yukarıdaki paragrafı aşağıdakilerin hangisi hakkındadır gibi soru sorarlar ya. Oradan information extraction sorusu. O dili ne kadar iyi biliyorsun sorusu. İnsanlar üzerinde yapılan testler onlar. Peki hocam, teleskopla bir adam görmek zaten muğlak değil mi teleskopla? Teleskop sanki orada bir kişiymiş gibi teleskopla bir adam. Teleskobu mu vurguluyor adam bunu? Yani çok mesela dediniz ya muğlak bir çeviri, o muğlak bir çeviri. Teleskopla bir adam gördüm. Tamam doğru, evet muğlak. Yani böyle bir çeviri muğlak yaptığın zaman öyle ama hani o çeviri çok da anlaşılır bir çeviri olmaz. Bir de cümlenin kendisi ha, anlaşılır değil ki. Muğlak yani cümle çevirmeye çalışırsa kullanan bir adam dersen teleskopla bir adam yok. Şuna baktığınız zaman güzel bir tane İngilizce cümle bu. Tamam mı? Bunu başka türlü yazmanın yolu yok. Her sonra ben bir de teleskopla yap. Başka yazmanın yolu yok. Çevir başka muğlaklık çıkıyor. Bunu Türkiye'ye çevirmen lazım ama. Cümle çevirdiğin zaman karşına çıkacak problemler muğlaklık. Bunu bağlamdan çıkarman lazım. Bağlamdan bazen de çıkmıyor. Ya da bağlamdan çıkarmak o kadar kolay olmuyor. Eğer işte ben işte bir gün teleskopumu almıştım, daha çıkmıştım, şöyle yapıyordum, böyle yapıyordum falan sonra bunu söylüyorsan muğlaklık falan filan kalmıyor. Ya da işte ben işte bir gün yolda yürüdüm, otobüste gidiyorum, teleskoplu bir adam gördüm falan. Onu söylesen o da muğlaklık kalmıyor. Bağlamdan çıkarmak o kadar kolay bir şey değil. Zaten tercüme yapan sistemler, insanlara baktığınız zaman, siz tercüme yaptığınız zaman siz de farkındasınızdır herhalde. Cümle hiçbir zaman çevirmiyorsunuz. Cümle çevirdiğiniz zaman hiçbir şeye benzemiyor. Okuyorsun, anlıyorsun, ondan sonra tekrar baştan yazıyorsun. En güzel çevirme de öyle. Şeyler falan, bazı kitapları anlamıyoruz. Teknik bilgisayar kitapları Türkçe mesela ben hiç anlamam. Okuyorsun bir şeyler, ne diyor bu adam diyorsun ya, garip. Sonra şeyi fark ettim, İngilizceden çevirmiş ya cümle. Bu arada iktisat mezunu birisi çevirmiş. Ne çevirdiğini bilmiyor, tamam mı? Cümle çevirmiş. Cümleyi alıyorum, İngilizceye çeviriyorum kafamdan. Ha bunu diyor. Çünkü hani cümle çeviriyor ya, İngilizce'deki o bağlamdan çıkarıyor ne demek istediğini, o zaman yavaş yavaş anlamaya başlıyorsun. Bana sordukları zaman, hocam işte bu konuda güzel Türkçe kitap falan var mı? Eğer adam kendisi yazmamışsa güzel kitap genelde olmuyor çünkü birileri cümle çevirmiş oluyor. Hatta birisi neydi, adam tutmuş programın içerisindeki stringleri de mi çevirmişti ya, çok komikti o ya. Çok anlatırım ben onu. Size anlatmadım mı onu? Tüm kitabı çevirmiş, C programı, programın içinde stringler var ya, stringde de Türkçe'ye çevirmiş. Yalnız program stringin üçüncü karakterine basmak hakkında. Yani A karakteri basıyor da stringin içerisinde A karakteri yok ki, o A karakteri İngilizce şeyden kalmış.
Yani İngilizce kelimenin üçüncü karakteri A, tamam mı? Ekran A basıyor, o stilin kendisine değişildiği için. Her neyse, adam, anladınız değil mi? Adam anlamıyor, yani programın ne yaptığını anlamadan çevirmiş. Dolayısıyla öyle saçma bir gelmişler, bana şikayet ediyor. Adam böyle, hocam olmuyor, sen söylediğin çalışmıyor da falan da filan da. Eğer bir tüm paragrafı, tüm teksti anlamadan çevirirseniz başka biriyle, siz de dahil bir yıl sonra okuyup çevirdiğinizi anlamayacaksınız. Hiç kimse bir şey anlamayacak. Her şeyi okuyup bir daha çevirmek gerekiyor, anlamak gerekiyor. Tüm paragrafı, tüm metni anlamadan yaptığınız şeyler bir şeye benzemiyor. Kimse okumuyor, okuyan da bir şey anlamıyor. Hocam tamam. Burada tüm metni okumanın için bir şeyler daha bahsediyoruz aslında. O konu hakkında bilgili olması lazım. Okuyabilmek lazım, evet. Şimdi o zaman bu işin bir sonraki aşaması, yani çevireceği şeyin anlamıyla ilgili bilgi sahibi olması gerekiyor. İşte şu İngilizce bazen filmden manasız gelir ya, yani böyle Türkçe'ye çevirler. Korkarak yapamayacağım abi, laflar ederler yapalım. Niye korkuyor falan diye düşünüyor bizimkilerin çoğu. Niye korkuyor? Biz Türkçe'de öyle bir şey yok, korkarak yapamayacağım diye. Yok değil mi? Söyleyeniniz var mı aranızda? Korkarım, çık diyor. Yapamayacağım dediler. Öyle yaparız. Bizim kültürümüzde yok korkarım yapamayacağım falan. Ben ne bu çok falan, bu çok mu film seyretmiş falan filan. Yani o arka planda sahip olmak lazım anlayabilmek için, onu konuşabilmek için. Onun söylediğini anlamak için de arka plandaki bilgiye sahip olmak lazım. Ben Türkçe filmde ben İngilizce filmlerin Türkçelerini izlemiyorum, anlamıyorum. Siz de anlamıyorsunuz esasında çoğunu. Çoğu espri falan filan kaçıyor. Ne demek istediği araştırıyor. Ben işte action sahneleri, şunlar bunlar falan filan idare ediliyor. Söylediğim doğru yani. Sadece tüm metni okuyup anlamak falan değil, anlayabilmek lazım. Arka plan da lazım. Machine Translation dolayısıyla ve ona benzer tüm uygulamalar, doğal dilleri uygulamalar temel olarak çok zor problemler. Ha insanın işte nerede doğduğuna, hangi kültüre sahip olduğuna falan filan, teknik bilgisinin ne olduğuna falan bağlı. Ha onlardan başlıyor. Çeviri yapmak kolay bir şey değil. Çeviriden belki bir şey, bir şey anlamanın en kolay yolu zaten çevirerek anlamak değil, o dilde yazıldığı şekilde okuyup anlamak. Diğer türlü Türkçe içeriği, oradan anlayayım şeyin çok, çeviride çok şey kaybediliyor. Çevirdiğin zaman ruhun da kaybediyor. Adamın söylemeye çalıştığı şeyler, şiirlerin çevirileri, romanların çevirileri falan filan bayağı bir şeylerini kaybetmiş oluyor. Tamam. Şimdi şu şeye bakalım, hani burada var ya bakacağımız linguistic topikler var, performance ve application'a birazcık ona bakalım. Word level prosesinde biraz önce bahsettik, morfolojiye bakacağız. Kelime yapısı, ekleriyle, ondan sonra hecelerde falan filan. Syntactic processing, bunlar şeyler. Esasında iki kısma ayırabiliyoruz bunu. Syntactic değil. Syntactic tek başına izleyelim. Burada oradan parse etme ile alakalı bir şey. Gramer uygun mu değil mi? Semantik var, mana var. Lexical semantik var, kelime bakımında mana. Kelimenin birden fazla manası olabilir. Onlar var, duruma göre değişir. Bir de compositional mana, yan yana geldiklerinde manalar değişebilir. Discourse processing var bir de. Discourse processing, dialogue structure, biraz önce bahsettiğim şeyler. Konuşma içerisinde kullanılan kurallar, konuşma içerisinde konuşmanın ortaya çıkardığı bilgiler. Sen birisinden bahsediyorsun. İşte adam şunu yaptı, bunu yaptı, bunu yaptı. Peki buraya gelmiş miydi dediğin zaman adamın hakkında konuştuğunu karşıdaki biliyor. Ne buraya? Hani senin ilk cümlen. Birisiyle konuşmaya başlarken peki buraya gelmiş miydi diye sorarsam garip bakar. Ne peki ne? Niye peki diyorsun? Buraya gelmiş kimden bahsediyorsun? Ama sen Ahmet'ten bahseder ki Ahmet şunu yaptı, bunu yaptı, bunu yaptı. Sonra şuraya gitmişti. Arkasından sen buraya peki buraya gelmiş miydi diye sorabilirsin. Discourse processing, dialogue structure bunlar. Bunlar bizim linguistik tarafından bakacağımız. İkincisi teknikler. Şu aynı slide'a bakıyorum bakın şurada. Linguistikler. Ondan sonra formal sistemler, application'lar, onların altlarına bakmaya çalışıyorum şurada. Teknikler. Bildiğimiz şey, bilgisayar bilimi dünyasında sınırlı esasında. Fazla bir şey bilmiyoruz. Bildiğimiz şeylerin hemen hemen hepsi de biz zaten size öğrettik. Uçlardan dokunduk en azından. Final state methods. Geçen dönem anlattılar bu programa dillerinde. Ne olduğunu aşağı yukarı biliyorsunuz. Belki neyi biliyorsunuz. Kontakt süreyi gramerler. İşte bizim formal dillerde kullandığımız Java için kullandığımız gramerler onlar. Metotlar. Augmented gramerler var burada. İşte bunlar daha çok işte biraz önce şey sormuştu ya Lambda Calculus Lisp ile alakalı bir şey. Unification şeyde First Order Logic'te bahsetmiştim Unification'dan. Bunlar formal dillerde geliştirilmiş bazı gramerler üzerinde çalışma yöntemleri. First Order Logic'i zaten biliyoruz. Probability çok kullanacağız. Probability üzerine çok gideceğiz. Bazen şeye sarılacağız. Ya bu Moloch 5 tane manası var ama
%80 şu manaya geliyor. Bu türlü düşünme bizi çoğu zaman kurtaracak. %80 durumdan kurtaracak. Az durumlarda yanlış cevaplar verecek ama hiçbir şey yapmamaktansa %80 doğru yapmak iyidir tabii. Ondan sonra Supervised Machine Learning Methods da bunların biraz daha gelişmiş hali. Ne demek Supervised Machine Learning Methods? Machine Learning ne demek? Makine öğrenmesi. Supervised ne demek? Ön bilgiye sahip. Ne demek? Açıkla. Yani mesela işte ben nasıl anlatayım? Sınıflandırma yapacağım. Evet. Örneğin 3 tane biliyorum işte bunun 3 tane sınıfı olur bu kadar gelinin. O yüzden ben 3 parametresini veriyorum. Ve hani bunu kontrol ediyorum. Unsupervised olduğu zaman ise hiçbir bilgim yok. Hani olabilecek sınıflara bir şekilde yani ayırıyorum. Eğer NLP dünyasına gelirsek supervised şey, supervised İngilizce metin verilmiş, Arapça metin verilmiş. Toplam elinde 5 milyar kelimelik 2 tane metin var. Bunun dengi bu. Tamam, supervised learning bu. Unsupervised machine learning'de bebeğin konuşma dilini öğrenmesi gibi. Bebekte olduğu zaman hiçbir dil bilmiyor, hiçbir şey bilmiyor. Elinin kolunun olduğunu bile bilmiyor. Elinin olduğunu ancak bir şey yaptığı zaman gözüne falan filan bakarsa acı verirse falan filan yapar. Ya da böyle bir şeyler var, kendisi kontrol edemiyor. Dokunduğu zaman onların elleri tombul ve nemli oluyor ya. Bugün bir bebek gördüm. Elini topayla şöyle yapıyor topa. Çektiği zaman top geliyor. Öğrenmiş onu. Eli yapışıyor topa nasılsa. Onu bile öğreniyor adam, tamam mı? Dili de öyle öğreniyor. Unsupervised öğreniyor. Bir şekilde birazcık ne diyelim? Ödül usulü öğreniyor. Yani kimse ona söyle tamam bu kurduğun cümle doğru. Bu yanlış. Bu doğru. Bu yanlış. Bu manaya geliyor demiyor. Kendisi öğreniyor. Tam unsupervised dememek lazım ama. Arası efendim? Arası. Onun bir şeyi var, adı var. Ödül tabanlı bu esasında. İngiltere'nin unuttum şimdi ya. Ödüle dayalı. Yani kimse evet hayır demiyor ama doğru yaptığı zaman da bir ödülü var onun. Aa anladı, aa bak ne dedi falan diye gülüyorlar falan filan. O zaman anlıyor. Şeylere falan da öyle üretirler genelde. İşte kanser hücresi koklayan köpek. O nasıl yapıyor? Bir sürü hücre gösteriyor. O esasında köpek kokudan biliyor. Yani bir tanesi farklı koku geliyor. Ama hepsi farklı kokuyor. Hangisini bulmanız için ne denilecek? Doğrusunu koklayıp önünde durduğu zaman işte bir şey atıyor yemesi için. Artık o kanser hücresini falan koklayabiliyor. Baya baya ayırıyorlar biliyor musunuz? Yani baya şeyden, laboratuvar testinden daha iyi ayırıyorlar bazı köpekler. Sahiplerinde falan kanser olduğunu anlayan köpekler var. Biliyor, koklayabiliyor. Hayvanda burun var yani sadece. Burnum oluşuyor. Tamam. Biraz daha application tarafına bakalım. Büyük application'lar falan değil ki, küçük application'larda spelling correction var. Hyphenation var, hece bölme. Bizde hece bölme kolay bir şey ama İngilizce'de hece bölme öyle kolay bir şey değil. Ben nasıl yaptıklarını hala anlayamadım. Öğrenmek de istemiyorum. Kendileri de pek bilmiyordum herhalde. Word'e biliyorum, Word kafasına göre bir şekilde biliyor. Nasıl biliyorlar bilmiyorum. Bizde birinci sınıfta öğrenci birdenbire öğrenir hece yapmayı. Daha otomatik. Medium kısımda word sense disambiguation. Bu kelimenin buradaki manası ne? Birden fazla manaya geliyor ya. Word sense disambiguation. O önemli bir tane şey. Çalışma alanı. 5-10 tane manası var. Bunlardan doğrusunu seçmemiz lazım. Neydi ya? Nasıldı ki o ya? Gelecek. Part of speech'te gelecek özellikle. Şey sayısı çok az. Part of speech, yani cümle içerisindeki cümlenin öğeleri var ya. İşte koş her zaman fiildir gibi bir şey söyleyemiyorsun, tamam mı? Sadece bir tane görev olan kelime sayısı çok az. Kelimeler değişik yerleri, değişik görevler için kullanılıyor, tamam mı? Bu da bir tane şey veriyor sana. Process disambiguation veriyor. Named entity recognition, sana söylemişim değil mi Asya? Named entity recognition. Bu da şey, verilen bir paragrafın üzerinde soru soruyorsun. İşte bu paragraf neyin hakkındaydı? Bu paragrafın geçtiği tarihi bana söyle. Bu paragrafın geçtiği yeri bana söyle. Bunun içerisinden çıkabilecek bilgiler, tamam mı? Varlık ismi tanıması. Named entity recognition. Bu da medium, orta seviyede bir tane şey. Çalışma alan. Information retrieval, Google'ın, Yahoo'nun falan yaptığı. Bunlar enabling.